300 milyar dolarla tarihin en pahalı dünya kupası, adeta yeniden inşa edilen Katar'da başladı. Kupa, ilk kez Müslüman bir ülkede, ilk kez Orta Doğu'da ve ilk kez kış ayında oynanırken futbol severler, 20 Kasım ile 18 Aralık arasında büyük bir heyecan yaşayacak. Ultramodern statlar, yollar, metrolar ve oteller derken, ev sahipliğinin belli olduğu Aralık 2010'dan bu yana toplamda 300 milyar dolar harcandı. Tarihin en pahalı Dünya Kupası organizasyonu, başkent Doha'nın adeta çevresinde hayat bulacak. Kupanın heyecanı 70 kilometrelik bir alan içinde yaşanacak, 1 milyondan fazla futbol severle Katar'ın nüfusu kabaca 3'te 1 oranında büyüyecek. 22. Dünya Kupası için Katar, adeta yeniden inşa edilirken açılış maçı Albayt Stadında oynandı. A grubundaki maçta Ekvador, ev sahibi Katar ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalya'dan hakem Daniele Orsato yönetti. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbon ve Alessandro Gilatini üstlendi. Fenerbahçeli Emir Valencia, 15. dakikada kalecinin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı. Penaltıda topun başına geçen tecrübeli golcü, 16. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıdaki etkili oyununu sürdüren Ekvador'da Valencia, bu kez de 31. dakikada sahneye çıktı. Preşidon'un ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Ekvadorlu hücumcu, yaptığı kafa vuruşuyla takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. Mücadelede başka gol olmadı ve A grubunda Ekvador, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Süper Lig'de bu sezon göz alıcı bir performans ortaya koyan Valencia formunu Dünya Kupası'na da taşıdı. 3. dakikada offside nedeniyle golü geçersiz sayılan, Katar ağlarını 2 kez sarsarak galibiyeti getiren isim olan Valencia, yaşadığı sakatlık nedeniyle 77. dakikada oyuna devam edemedi. Dünya Kupası açılışına damga vuran Valencia, Ekvador milli takımının Dünya Kupası'nda attığı son 5 gole imza attı. Yıldız isim, turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına 5 gollük seri yakalayan da ilk oyuncu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Albayt Stadyumunda düzenlenen açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenini, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad Sani ve konuk diğer devlet hükümet başkanları ile birlikte izledi. Törende, Katar emiri Şeyh Temim bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Katar-Ekvador maçını da seyretti. Albayt stadında oynanan ve İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar, Ekvador'a 2-0 mağlup olurken kupa tarihinde bir ilk yaşandı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir turnuvaya ev sahipliği yapan ülke, açılış maçını kaybetti. Grubun diğer mücadelesi Senegal-Hollanda arasında oynanacak. Katar, ikinci maçında Senegal'le karşılaşacak. Ekvador ise favori Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası ile ilgili önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.